Merhaba hanımlar. Bugün sizlere çiçek desenli patiğimizin yapılışını anlatacağım. Bu şekilde patiğimiz nar çiçeği ile kahverenginin güzel uyumuyla çok güzel bir model oluştu. Çiçeklerimiz çok güzel. Bunun baştan sona yapılış şeklini sizlere detaylarıyla anlatacağım. Burnunun yapılışını, benekleri, çiçekleri, bilek ayrımı, topuk kesimi ve bitiş şeklini anlatacağım. Bu patiğimizi yapmak için 5 tane şişim var, tığım var ve makasım var. Öncelikle hanımlar, kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum ve modelimizin yapılışına geçiyorum. Öncelikle bu kadar küçük İp alıyorum. Ben bu şekilde başlıyorum patiklerimi. Başlarken sizin başlama tekniğiniz nasılsa o şekilde başlayalım. 12 ilmek olana kadar başlayacağız. Burnunun başlamasıyla artışını, detaylarını sizlere anlatmaya çalışacağım. Videolarım beğeni yapmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Abone ücretsizdir. Abone olun, bildirimlerini açın. Yeni videolarımı geldiğinde hemen size haber gelecektir. Bildirim zillerini açmayı unutmayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12. 12 tane ilmeğimiz oldu. Bir tane düğüm atalım, açılmasın diye. Ve diğer şişime geçiyorum. İpimi düzeltiyorum. Ters örgü yapacağız. Bu taraftan bize ters geldiği için ters örgü yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters örgü şeklinde bu şekilde devam ediyorum. Ters örgü şeklinde. Siz ters örgü şekliniz nasılsa o şekilde örün. Benim örme şeklim bu şekilde. Şimdi bakın düz tarafı bize döndü. Şimdi ilk ilmeğimi örerek alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ilmeğimi ördüm. Diğer şişime geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. 6 ilmeğimiz bu şişimizde. 6 ilmeğimiz bu şişimizde. Şimdi tığımızı alalım. Tığımızla karşılarından ilmek çıkartacağız. Bu şekilde bakın. Buradan çıkarttım, taktım. Çıkarttım, taktım. Şişimiz düştü. Bu şekilde devam ediyorum. Çıkarttım, taktım. Çıkarttım, taktım. 3-4 tane oldu. Çıkarttım, taktım. Bir ilmek daha. 3, 6 tane ilmeğimiz oldu. Devam ediyorum ilmek çıkartmaya. Dördüncü şişimize geçiyoruz.
3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 6. 6 tane ilmek bunda, 6 tane ilmek onda. Ve tığımız da şimdi bitti. Ve örmesine başlıyorum. İlk işlemimiz düz bir şekilde hiçbir işlem yapmadan örmek. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde örelim. İkinci şişime geçtim. Düz bir şekilde ilk başlama aşamasında örülmesi biraz zor. Daha sonra açıldıkça patiğimiz elimize kolaylaşacaktır. Üçüncü şişimizdeyim. Bu şekilde dördüncü şişimize geçtim. Diğer videomda patik burnu anlatımı yapmıştım. Ama size yine de nasıl yapıldığını kısaca anlatacağım. 4 şişimizi de ördük. Şöyle göstereyim size. Bakın, başladığımız dümdüz, hiçbir şekilde iz yok. Ve artış işlemine geçiyoruz. 1 2 2 tane ilmek ördüm. Bakın, altından 2 tane bir altından bir ilmek çıkarttım, ördüm. Artış işlemimiz böyle. Diğer ilmeklerimizi devam ediyorum. Yeni başlayacak olanlara, modelimizi yapanlara detaylarını inşallah anlatacağım. İkinci ilmeğime geçtim. Son iki ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın, iki ilmek kaldı. Altından ilmek çıkarttım, ördüm. Bu şekilde ikinci şişimiz de bitti. Şimdi üçüncü şişimizdeyiz. Bir, iki. İki tane ilmek ördüm. Bir tane aldım. Ve ördüm. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Son iki ilmek kalana kadar evet, son iki ilmek kaldı. Artışımı yaptım. Devam ediyorum. Ve bu dolanmamız da düz. Bu sefer artış işlemi yok. Bir defa artış yapacağız. Bir defa düz yapacağız. Şimdi düz tarafındayız. Bütün ilmeklerimiz düz. Hiçbir işlem yapmadan 4 şişimizde dolanalım. İkinci şişimi de geçtim. Üçüncü şişimdeyim. Bu şekilde işlem yapmadan burun kısmında
Bir defa artış var, bir defa düz dolanma. Bir defa artış, bir defa düz dolanma. Burun şeklimiz bu şekilde oluşacak. Dört şişimizi de düz bir şekilde dolandım. Evet, devam ediyorum ve artma kısmına geldik. 1 2 2 ilmek ördüm. Altından 1 ilmek çıkarttım, ördüm. Diğer ilmeklerime devam ediyorum. Artış şeklimiz bu şekilde hanımlar. 2 4 6 8 tane ilmeğimiz oldu. Diğer şişime geçiyorum. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın, 2 ilmeğimin altından 1 tane ilmek çıkartıp örüyorum. Diğer 2 ilmeğimi de devam ediyorum. 3. şişime geçiyorum. Tekrar gösteriyorum. 1 2 2 ilmek ördüm. Altından 2 ilmeğin altından 1 tane ilmek çıkartıp ördüm. Diğer ilmeklerim devam ettim örmeye. 3. şişime geçtim. 4. şişime geçtim. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın, 2 ilmek kaldı. 2 ilmek kaldığının altından bakın. Bu şekilde karıştırmayalım. Artışımı yaptım. Bu şekilde hanımlar. Şimdi düz devam edeceğiz. Artışımızı yaptık. Düz bir şekilde. Bir defa düz, bir defa artış. Bir defa düz, bir defa artış. Düzünü gidiyorum. Artış şeklini bir defa daha göstereceğim sizlere. Bu şekilde bakın. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Düz ör. Bu seferinde düz. Artış. Son üçüncüdeyim. Üçüncü şişimi de düz örüyorum. Bu şekilde. Ve son şişimdeyim. Son şişimdeyim. Bu şekilde. Düz bir şekilde 4 şişimizde dolandık. Ve ayrım kısmına, artış kısmına geldik. 1 2 2 ilmek ördük. 2 ilmeğin altından 1 ilmek çıkartıp ördüm. Artışımız bu şekilde. Diğer ilmeklerim devam ediyorum. İkinci şişime geçtim. 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimin altından bakın. Kameraya şöyle yakın göstereyim. Aldım, ördüm. Ve 2 ilmeğimi de örüyorum. 3. şişimde artış şeklimi de göstereyim. 1 2 2 ilmeğimin altından 1 ilmek çıkartıyorum. Ördüm. Diğer ilmeklerimi devam ediyorum. Son şişimi de göstereyim. Son 2 ilmek kalana kadar örelim. Evet. Son 2 ilmeğimiz kaldı. Bakın, altından ilmek çıkarttım, ördüm. Son 2 ilmeğimizi de ördüm. Şimdi düz dolanacağız. Düz dolanacağız, artış yapacağız. Bir düz dolanacağız. Bütün şişlerimizi bir artış yapacağız. Bu şekilde 14 ilmek olana kadar gösterdiğim şekilde yapıp gelelim. 14 ilmek olana kadar ördüm, geldim, düzünü de ördüm. Şimdi nar çiçeği ipimizi bağladık. Devam ediyorum.
Bir ilmek ördüm. 15 ilmek olacak normalde. Şimdi artışlarımıza devam edeceğiz. Bir tane kahve, bir tane nar çiçeği ve 2 tane ördüm. Altından artışımıza aynı yaptığımız şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir kahve, bir nar çiçeği. Bir nar çiçeği, bir kahve. Bu şekilde 15. ilmeğimizde artırmış olduk. Bir kahve, bir nar çiçeği. Bu şekilde bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane ilmeğim oldu. Diğer şişime geçiyorum. Nar çiçeğimle başladım. Bir kahve, bir nar çiçeği. Bu şekilde son 2 ilmek kalana kadar devam ediyorum. Son 2 ilmeğim kaldı burada bakın. Ve altından 1 ilmek çıkarttım. Artışımı yaptım. Son 2 ilmeğimi de devam ettim. 15 ilmek de bu şişimde oldu. Şimdi devam ediyorum. 3. şişime geçtim. Kahveyle başlıyorum. 2 ilmek ördüm. Altından 1 ilmek aldım. Ve artışımı yaptım. Bir nar çiçeği, bir kahve şeklinde bütün ilmeklerimi örüyorum. Bunda da 15 ilmeğimiz oldu. Şimdi 4. şişimize geçiyorum. Nar çiçeğiyle başladım. Bir nar çiçeği, bir kahve. Nar çiçeği, kahve. Bu şekilde ilmeklerim örüyorum. Son 2 ilmek kalana kadar. Bu şekilde. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Altından bir ilmek çıkarttım ve ördüm. Son 2 ilmeğimi de ördüm. Bütün şişlerimizde 15 ilmek oldu. Bütün şişlerimizi dolandık. Şimdi devam ediyorum. Şimdi nar çiçekleri kahve, kahveler nar çiçeği olacak. Nar çiçeğiyle başladım. Artık artış işlemimiz bitti. Nar çiçeğine kahve, kahveye nar çiçeği. Bakın. Kahve, nar çiçeği. Kahve, nar çiçeği. Bu şekilde. Kahveye gelene nar çiçeği, nar çiçeğine gelen kahve. Yerlerini değiştiriyoruz. Bakın yerlerini değiştirdik. Diğer şişimi de anlatayım. Kahve ile başlıyorum. Nar çiçeği, kahve, nar çiçeği. Yerleri değişiyor. Dikkat edelim. Kahveler nar çiçeği, nar çiçekler kahve olacak. Beneklerimizi yapıyoruz. Artırma işlemi yok artık. Her şişimizde 15 ilmeğimiz var. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi diğer 2 şişimizde yapıp gelelim. Beneklerimizi yaptık ve 4 sıra kahve ipimizle 4 sıra örüp gelelim. Beneklerimi bitirdim. 4 sırada kahve ipimle düz dolandım geldim.
Şimdi çiçeklerimizi koyuluşunu yapacağız. Bunun için yeşil ipimizi bağlayalım. Bağladık. Önce bu şişimize diğer şişimizden iki tane düz ördüm. Bunda 17 tane ilmek, bu şişimde 13 tane ilmek oldu. Çiçeklerin tam düz durması şekil açısından bu şekilde. 2 tane ilmek aktarmış olduk diğer şişimize. 13 ilmek kaldı. Ve devam ediyorum. 1 2 3 3 tane kahve ördüm. Ve 1 tane yeşil. 1 2 3 4 5 5 tane kahve, 1 tane yeşil. 2, 3 tane kahvemiz oldu. Devam ediyorum. 4, 5 ve yeşilimiz. Bu arkada kalan ipleri çok sıkı çekmeyelim. Sıkı çekersek patiğimiz düzgün gözükmez. Büzüşümlü bir şekilde gözükür. Doğru sayılarda yapsanız bile düzgün gözükmez. O yüzden arkadaki ipleri gevşek bırakalım. 4 5 5 tane kahve, 1 tane yeşil. 1 2 3 4 5 ve yeşil. Çiçeklerimizi koyuyoruz hanımlar. Diğer iki şişime geçtim. Bir, 2 3 4 5 5 tane kahve, 1 tane yeşil. 1 2 3 4 5 1 tane yeşil. 1 2 3 3 tane 4 5 oldu kahvemiz. 1 tane yeşil. 1 2 3 4 5 5 tane kahve, 1 tane yeşil. 1 2 3 4 5 1 tane yeşil, 2 tane kahve. 2 tane kahve, 3 tane burada var, 5 oluyor o şekilde. Bu şekilde çiçeklerimiz konuldu. Ön sıramızda 4 tane nar çiçeğimiz olacağı için çiçeklerimiz bu şekilde. Kafanız karışmasın. Verdiğim sayılara dikkat edin. 1 2 tane kahve ördüm ve yeşil ipimi. 1 2 3 3 tane yeşil, 1 2 3 3 tane kahve, 1 2 3 3 tane yeşil, 2 tane kahve oldu. 3 tane kahve oldu. 1 2 Söylediğim gibi arkadaki ipleri gevşek bırakalım. 3 yeşil, 3 kahve. 1 2 3 1 2 3 ve 2 yeşilimiz oldu. 3. şişime geçtim. 2 yeşilimiz olmuştu. 3.'yü yapıyoruz. 3 oldu. 1 2 3 3 yeşil,
3 kahve. 3 yeşil. 10 şişime geçtim. Bir, iki, üç. Üç yeşil. Bir, iki, üç kahve. Üç yeşil. Üç kahve. Bu şekilde sıramızı bitirdik. Bu şekilde devam ediyorum. Bir tane kahve ördüm. Bir, iki yeşil, bir kahve. 1 2 yeşil 1 kahve 1 2 Bu şekilde bakın. Devam ediyorum. Bir, iki, bir kahve, iki yeşil, bir kahve, iki yeşil, bir kahve, iki yeşil. Bu şekilde bakın. Diğer iki şişlerimizi de örüp gelelim. Aynı şekilde. Diğer iki şişimi de örüp geldim. Çiçeklerimiz bitti. Yeşil çiçeğimiz bitti. Şimdi nar çiçeğimize geçebiliriz. Evet, nar ipimizi bağlayalım. Böyle sıkı bağlayalım da açılmaması için. Sıkı bir düğüm. Devam edelim. Kahverengi ipimi aldım. 1 2 3 3 tane kahve ördüm. Bir tane nar çiçeği. 1 2 3 4 5 tane kahve, bir tane nar çiçeği. 1 2 3 Bu şekilde. Devam ediyorum. 3 tane kahvemiz vardı. 4 5 1 tane nar çiçeği. 1 2 3 4 5 1 tane nar çiçeği. 1 2 3 4 5 1 tane nar çiçeği. Diğer şişlerime geçtim. Üçüncüdeyim. 1 2 3 4 5 5 tane kahve, bir tane nar çiçeği. 1 2 3 4 5 tane kahve, bir tane nar çiçeği. 1 2 3 3 tane kahvemiz oldu. Devam edelim. Dört, beş. Bir tane nar çiçeği. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir tane nar çiçeği. Bir tane nar çiçeği ve son iki ilmeğim de kahve. Sıramız bu şekilde bakın hanımlar.
Nar çiçeğimizi ikinci aşamasına geldik. Devam edelim. 1 2 tane kahve ördüm. 1 2 3 3 tane nar çiçeği. 1 2 3 kahve. 1 2 3 nar çiçeği. 2 tane kahve oldu. Bu şekilde bakın. Sayıları veriyorum. Devam ediyorum. 2 tane kahvemiz vardı. 3 oldu. 1 2 3 3 tane nar çiçeği, 3 tane kahve. 1 2 3 3 tane de kahve. Bakın çiçeğimiz oluşuyor. Diğer üçüncü şişime geçtim. İki tane nar çiçeğimiz var ve üçüncüyü de yaptım. 1 2 3 kahve. 1 2 3 nar çiçeği. 3 tane kahve. 3 tane nar çiçeği. Üçüncü şişimiz de bu şekilde. Ve dördüncü şişime geçiyorum. İki tane kahvemiz var. Şu üç oldu. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Kahve. Bir, iki, üç. Nar çiçeği. Bir, iki, 3 kahve nar çiçeği. Ve son şişim. Son ilmeğimiz de kahve. Bakın bu şekilde. Devam ediyorum. 1 2 tane kahve ördüm. 1 tane nar çiçeği, 1 tane kahve, 1 tane nar çiçeği, 1, 2, 3 tane kahve, 1 nar çiçeği, 1 kahve, 1 nar çiçeği, 2 tane kahve. Bu şekilde devam ediyorum. 2 kahve vardı, 3 oldu. 1 nar çiçeği, 1 kahve, 1 nar çiçeği, 1, 2, 3 tane kahve, 1 nar çiçeği, 1 kahve, 1 nar çiçeği, 1, 2, 3 kahve ve 1 nar çiçeği, 1 kahve. Bu şekilde. Devam ediyorum. 1 nar çiçeği, 3 tane kahve, 1 nar çiçeği, 1 kahve, 1 nar çiçeği, 3 tane kahve. Bu şekilde. 3. şişimizdeyim. 4. şişime geçiyorum. 2 kahvemiz vardı. 3 oldu. 1 nar çiçeği, 1 kahve, 1 nar çiçeği, 3 tane kahve. 1 1 tane kahve, 1 tane nar. Bu şekilde 1 nar çiçeği, 1 kahve, 1 nar çiçeği ve son ilmeğimiz de kahve. Evet, şişemizi son aşamasındayım. Bu şekilde göstereyim.
Devam ediyorum. Çiçeğimizin son aşamasındayız. 1, 2, 3, 3 tane kahve ve 1 tane nar çiçeği. 1, 2, 3, 4, 5 tane kahve, 1 tane nar çiçeği. 1, 2, 3. 3 tane kahve. 5 oldu ve nar çiçeği. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Beş ve nar çiçeği. Bu şekilde. 3 tane kahve, 1 tane nar çiçeği şeklinde başladık. Araları 5 tane kahve, 1 tane nar çiçeği şeklinde devam ediyor. 3. şişime geçtim. 1, 2, 3, 4, 5. 1 tane nar çiçeği. 1, 2, 3, 4, 5. Nar çiçeği. 1, 2, 3. Bu şekilde 5 tane kahve, 1 tane nar çiçeği. Dört, beş. Çiçeğimizi tamamladık hanımlar. İlk çiçeğimiz bitti. Bura bitti. Şimdi kahve ipimizle düz bir şekilde bütün ilmeklerimiz tek renk ve düz bir şekilde bu şekilde devam ediyorum. Düz bir şekilde. Çiçeklerimiz bitti. Aralarında dörder sıra kahverengi ile dört sıra dolanıp geldim. Dört sıra burada dolandım. Dört sıra da burada dolanacağız. Şimdi dört sıra kahverengimizle dolanalım. Düz bir şekilde gelelim. Evet. Çiçeğimiz bitti. 4 sırada kahverengiyle dolandım, geldim. Şimdi tekrardan çiçek koyuluşunu göstereceğim. 3 tane kahve, 1 tane yeşil. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kahve, 1 tane yeşil. Bu şekilde. Dört, beş, bir tane yeşil. Bir, iki, üç, dört, beş, bir tane yeşil. Bir, iki, üç, dört, beş, bir tane yeşil. Evet hanımlar. Bu şekilde çiçeklerimizin koyuluşunu tekrardan gösterdim. Çiçeğimizi bitirip 2 sırada kahve düz örelim, gelelim bilek ayrımını anlatacağım size. 2. çiçeğimizi bitirdim. 2 kere de kahverengiyle dolanıp geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağım. İki sıra ördük ve son 2 ilmek kalana kadar düz bir şekilde devam ediyorum. Bilek ayrımında son 2 ilmek kaldı. 2 ilmeğimizi alıyorum ve bu şekilde yer değiştiriyorum. Örüyorum.
Örüyorum. Birini diğer şişime takıyorum. Birini ördüm, diğerini diğer şişime taktım. Oradaki şişimle beraber ikisini bir ördüm. Yani bir tane kesim yaptım. Yer değiştirdim. Yer değiştirdiğimin birini ördüm. Diğeri de öbür şişimdeki iki ilmeğimi bir ördüm. Yani bir tane kesim yaptım. Devam ediyorum. Ayrımımızı yaptık. Düz bir şekilde devam ediyorum. Ayrım yerimiz burada. Ayrım yerimize gelene kadar düz bir şekilde örgü yapacağız. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmak ücretsizdir. Abone olun, bildirim zilini açın. Yüklediğim videolarımın hemen bilgisi size gelecektir. Desteklerinizi bekliyorum hanımlar. Nar çiçeği rengiyle kahverenginin güzel uyumu. Benim çok hoşuma gitti. Umarım siz de beğenirsiniz ve de istediğiniz renkle örebilirsiniz. Sizin tercihiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Siz nasıl uygun görürseniz. Son ayrım yaptığım son şişime geldim. Devam ediyorum. Son ilmeğimi örmeden taktım. Ve dönüyorum bakın hanımlar. Artık bilek ayrımı yaptık. İleri gitmeyeceğiz. Dönüyorum. Bilek ayrımı yaptığım yerde döndüm. İlk ilmeğimi aldım, örmemiştim ve örüyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane düz ördüm, yani haroşa. 5 tane düz ördüm. Kalan ilmeklerimi ters olarak devam edecek. 5 tane düz ördüm. Diğer ilmeklerimizin hepsi ters örgü olarak devam edecek. Bu şekilde. Ters örgü. İlmeklerimizin hepsi. Benim ters örme şeklim bu şekilde. Sizinki nasılsa siz de kendi bildiğiniz şekilde yapalım. Devam edelim. Üçüncü şişim, bu dördüncü şişim. Devam edelim. Ve 5 tane düz haroşa yapmıştık. Şimdi buradayız. 5 tane ilmeğim kaldı. Bakın. Daha gelmemişim oraya. Devam ediyorum. Bilek ayrımına kadar devam ediyorum. Şimdi dördüncü şişim şimdi oldu. Evet. Yanlışlık oldu. Pardon. Şimdi ayrıma geldim. Evet, 5 tane ilmeğim kaldı. 5 tane burada haroşa yapmıştım. Buradan şiş.
5 tane buradan haroşa yapmıştım. Şimdi buradan yapacağım. 5 tane ilmeğim kaldı. Bunları da düz bir şekilde öreceğim. Bakın 1 2 3 4 5 5 tane düz. 5 burada, 5 burada. Evet, devam edelim. Evet, devam ediyorum. 3 4 5 tane haroşamı ördüm. 1 2 3 tane kahve ördüm ve yanlardaki çiçekleri koymaya başlıyorum. Bunun için yeşil ipimi aldım. Evet. 3 tane kahve ördüm. 1 tane yeşil. 1 2 3 4 5 5 tane kahve, 1 tane yeşil. Bu şekilde 1 2 3 4 5 1 tane yeşil. 1 2 3 4 5 1 tane yeşil. Bu şekilde 1 tane yeşil. Beş tane kahve, bir tane yeşil. Bu şekilde 5 kahve, bir yeşil şeklinde devam ediyorum ve ayrım yerime geliyorum. 2 kahvem vardı, 3 4 5 1 kahve, 1 yeşil, 2 3 3 tane kahvem var. Zaten 5 tane haroşam var. 1 2 3 4 5 5 tane. Bakın hanımlar. Tam buradayız. Kesim yaptık. Çiçeklerimizi koyduk. Bu şekilde. Şimdi tekrar dönüyorum. Ters taraftan çiçeklerimizi yapmaya devam edelim. İlk şişim, ilk telimi aldım. Bu şekilde. 2 3 4 5 tane haroşam devam ediyor. 1 2 tane kahve ve 1 2 3 3 tane yeşil. Bir tane kahve oldu. Düz taraftan düzleri, ters taraftan ters olaraktan çiçeklerimizin yapılışına devam edeceğiz. 3 tane kahve oldu. 1 2 3 3 tane yeşil. 1 2 3 3 tane kahve. 1 2 3 tane yeşil. 1 2 3 1 2 3 tane yeşil. 3 tane kahve. Bu şekilde ayrım yerimize kadar yapıp gelelim. Evet, ayrım yerine kadar geldim. Bir,
2, 3, 4, 5 tane haroşamızı yaptık. 1 tane kahve ördüm. 1, 2, 2 yeşil, 1 kahve. 1, 2, 1 kahve, 2 yeşil. Devam edelim. Bir, iki, bir kahve, iki yeşil. Bu şekilde. Evet hanımlar. Diğer iki şişimizi de aynı gösterdiğim şekilde yapıp gelelim. Ve ters tarafındayım. Düz haroşalarımızı devam ediyoruz. 3, 4, 5 tane. 1, ters örgü. 2, 3. 3 tane yeşil ördüm. Şimdi nar çiçeğimi bağlayacağım. Evet. Nar çiçeğimizi de bağladık. Bir tane nar çiçeği. Evet. Devam edelim. 3 tane kahve oldu. 4 5 tane oldu. 5 tane kahve, 1 tane nar çiçeği. 1 2 3 4 5 ters örgü olarak yapıyorum. Ters tarafından denk geldiği için 1 tane nar çiçeği. 1 2 3 4 5 1 tane nar çiçeği. 1 2 Devam edelim. Bu şekilde ayrım yerimize kadar yapalım, gelelim. Başa kadar örüp geldim. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 tane haroşamızı yaptık. 1 2 tane kahve ördüm. Ve 1 2 3 3 tane nar çiçeğimiz, 3 tane kahvemiz. Bu şekilde. İkinci şişimi anlatıyorum. İki tane nar çiçeğimiz vardı. 3 oldu. 1 2 3 3 tane kahve, 3 tane nar çiçeği. 1 2 3 1 2 3 Bu şekilde. Diğer iki şişimizi de ayrım yerine kadar yapıp gelelim. Ters tarafına geldim. Tekrardan haroşalarımı yapıyorum. Haroşalarım düz bir şekilde yaptım ve 1 2 tane kahve ters yaptım. Bir nar çiçeği, bir kahve, bir nar çiçeği.
ters örgüt yapıyorum. Ters taraftayım. Bu şekilde. Devam ediyorum. Bir nar çiçeği, bir kahverengi, bir nar çiçeği, 3 kahve. 2 3 bir nar çiçeği, bir kahve, bir nar çiçeği, 3 kahve. Bir nar çiçeği, bir kahve, bir nar çiçeği. Bu şekilde bakın. Bu şekilde diğer iki şişimizi de ayrım yerine kadar yapıp gelelim. Evet. Düz sıramıza geldim. Devam edelim. Haraşolarımızı devam ediyoruz. Bakın bu şekilde. 1 2 3 tane kahve, 1 tane nar çiçeği. 2 3 4 5 tane kahve, 1 tane nar çiçeği. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 tane kahve, 1 tane nar çiçeği. 1 2 3 4 5 1 tane nar çiçeği. Bu şekilde bakın hanımlar. Çiçeğimiz oluştu. Diğer iki şişimizi de örelim. Bu çiçeğimiz bitti. Aralarında 4 sıra kahverengi düzle ördüm ben. 4 bunda, 4 bunda, 4 bunda. Hepsinin aralarında 4'er sıra kahverengi var. Bu şekilde diğer iki çiçeklerimizi de yapıp gelelim. Topuk ayrımını anlatacağım. Evet hanımlar, ben çiçeklerimi ördüm, geldim. Tersinden de ördüm. Şimdi topuk kesimini anlatacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 tane ördüm. 25. ilmeğimi yanındakiyle birlikte kesim yapıyorum. Yani iki ilmeği birden örüyorum. 25 tane ilmeğim oldu. Dönüyorum. Topuk kesimimizi başladık. Dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve ters örgü olarak devam ediyorum. Düz tarafa düz, ters taraf tersten olmak şartıyla. Bu şekilde ters örgü olarak devam ediyorum. Bu şekilde ters örgü olarak başa kadar örüyorum. Ve haroşalarımıza devam ediyorum. Haroşalarım düz. Dönüyorum. Düz tarafına geldim. İlk ilmeğimi alıyorum. Devam ediyorum. Tekrardan aynı şekilde kesim yaptığım yere kadar düz bir şekilde örüyorum. 25 ilmek olana kadar düz bir şekilde örmeye devam ediyorum. Topuk kesimimiz
Bu şekilde gerçekleşiyor. Ve bakın geldim. 25. ilmeğimle buradan yanındaki ilmeği kesim yapıyorum. Burada 25 oluyor. 25. ilmeğimle yanındaki ilmeği kesim yaptım. Dönüyorum. Tekrardan ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devam ediyorum. Ters bir şekilde ters örgü yaparak da bu şekilde devam ediyorum. Bu şekilde topuk kesimimiz bu şekilde çok güzel oluyor. Gizli topuk kesimi ve haroşalarımız düz. Dönüyorum. İlk ilmeğimi aldım ve devam ediyorum. Düz kesim yaptığım yere kadar düz, işlemsiz. Bu şekilde devam ediyorum. Ve 24 ilmeğimi ördüm. 25. ilmeğimle yanındaki ilmeği kesim yapıyorum. Bu şekilde hanımlar. Bu şekilde topuk kesimimiz gerçekleşiyor. Tekrardan dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devam ediyorum ters örgü olarak. Bu şekilde ters örgü olarak devam ediyorum. Bu modelde de çok istek olduğu için çekim yapayım dedim. Yoğun istek olduğu için. Ve devam ediyorum. Düz şekline geldim. Düz örüyorum. Kesim yaptığım yere kadar örmeye devam ediyorum. Düz. Tersi ters taraftan, düzü düz taraftan bu şekilde gizli topuk kesimimizi yapıyoruz. Ve bakın son ilmeğim, 25. ilmeğimle yanındaki ilmeği kesim yaptım. Kesim yaptığımız yer bu şekilde. Aynı bu şekilde 25 ilmek burada, 25 ilmek burada kalana kadar aynı şekilde yapacağız gösterdiğim gibi. Düzden geldiğimizde 25. ilmekle bir tane buradan alıp kesim yapıyoruz. Ters örgüde hiçbir işlem yok. Başa kadar örüyoruz. 25 ilmek kalana kadar gösterdiğim şekilde yapıp gelelim. Evet. Bu şişimde de 25 ilmeğim var. Bu şişimde de 25 ilmeğim var. Ve bu şekilde içeri tarafa döndürdüm. Tığımı alıyorum. Ve bitiriş şekline geçiyorum. Bir ilmek bundan, bir ilmek bundan bu şekilde aldım, çektirdim. Bir ilmek aldım, diğer şişime aktardım. Üstünden aktardım ve çek. Bakın, bir ilmek alıyorum. Diğer şişime takıyorum. Ve yanındaki ilmeği üzerinden aktardım ve çektirdim. Bir ilmek aldım. Diğer şişime taktım.
ve üstünden aktardım ve çektirdim. Bir ilmek aldım, yanındaki ilmeği üzerinden aktardım ve çektirdim. Bir ilmek aldım, diğer ilmek şişime taktım, yanındakinden üzerinden aktardım ve çektirdim. Bir ilmek aldım, yanına taktım, üzerinden aktardım ve çektirdim. Bir ilmek aldım, yanına taktım, yanındakini aktardım ve çektirdim. Bakın, bu şişimden alıyorum, diğer şişime takıyorum, yanındakini üzerinden aktarıyorum ve çektirdim. Diğer şişime taktım, yanındaki ilmeği üzerinden aktardım ve çektirdim. Bir ilmek aldım, diğer şişime takıp yanındaki ilmeği üzerinden aktardım ve çektirdim. Bir kere daha göstereyim. Aldım ilmeğimi, diğer şişime taktım, yanındaki ilmeği üzerinden aktardım ve bakın çektirdim. Bir ilmek alıyorum, diğer şişime takıyorum ve yanındakinden üzerindeki aktarıyorum ve çektirdim. Bir ilmek aldım, yanına taktım, diğer şişime, yanındakine üzerinden aktardım ve çektirdim. Bu şekilde, gösterdiğim şekilde bitirip gelelim. Evet, bitirdim. Son telimde bir tane zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Bu şekilde ipimizi buraya saklayalım. İpimizi bu şekilde gizliyoruz. Ve patiğimiz oldu. Bakın. Şimdi bitirecekti ve üzerindeki nar çiçeğiyle. Nar çiçeğimi aldım. Bir tane zincir. Bir tane zincir çektim ve bitiş yerimde bu şekilde battım. Çektirdim. Bir tane zincir çekip yanına battım. 1 2 yanına battım. 1 2 yanına battım. 2 zincir ve yanına batıyoruz. 1 2 yanına batıyoruz. 1 2 yanına batıyoruz. 1 2 zincir yanına battım. Bu boşluklara ikişer zincir çekerek battım. 1 2 battım. 1 2 ve yanına battım. 1 2 battım. Hem güzel gözüküyor hem de açılmasını engelliyor. Güzel bir görünüm sağlıyor. Giyerek açılma olacağı için zaten 5 şiş patiğin özelliği açılma yaptığı için bu ayağımıza 38-39 numaraya rahatlıkla olur. Ve bu zincirler de çok açılma yapmaz. Güzel, kibar durması açısından çok güzel olacaktır. Bu şekilde patiğimizin etrafını dolanıp gelelim. Evet, nar çiçeğimizi de yaptım. İpimi gizledim, kestim. Bu şekilde hanımlar, bir modelimizin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerini açmayı unutmayalım. Patik başlama ve diğer modellerimin yapılış videolarını açıklama kısmına linkini bırakacağım. Yapmak isteyenler izleyebilir.
Diğer modellerimle görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.